Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Bugün sadece Zoom üzerinden bir canlı ders yapıyorum. Şu anda Zoom kayıt özelliğini de kullanarak bu video kayıt altına alıyorum. Bilahare hem YouTube hem de Telegram kanalına atarım. İkinci kez izlenmesi için. Bugünkü çalışmada biraz teknik bir çalışma olacak inşallah. Yani gaye bir sistematiği benimsetmek olacak onu söyleyeyim. Sistematik de şudur yani Arapça günümüz teknolojisiyle artık kendi kendine öğrenilebilecek bir kıvama gelmiş. Yani eski usul artık geride kaldı. Yani şöyle söyleyeyim bir örnek vermek gerekirse yani beyniniz tam anlasın diye söylüyorum. Eskiden bir köy evini inşa etmek için yani en az bir 10 adam lazımdı ve yaklaşık 3-5 ay o evle uğraşırlardı. İşte o taşları getirmektir, yapmak olsun ve evde şimdiki evlerin sağlamlığı kadar olmazdı. İşte damı mesela yağmur zamanı damlardı. Var hasıl çok kaliteli olmadığı halde çok vakit alan bir zamandan... Şu anda işte hazır betonlar, işte çok fazla işçi gerektirmeyen bir çalışma, çalışma ve çok daha kısa sürede oluşturulan yapılar. İşte bunları biz neye borçluyuz? Cenabı Allah'ın şu yeryüzünde indirdiği demir adlı bir nimet var. O demirin teknoloji insan aklıyla birleşmesi sonucu çıkan makineler artık bu işi çok daha kolay hale getirmiş. Şimdi birisi kalksa dese ki yok valla ben hala kol kuvvetiyle eski usul ev yapacağım ve sağlam yapacağım yapamaz. Yani çok fazla vakit çok fazla para harcayacak günümüz teknolojisi ve nimetini kullanması daha akıllıca olur. Siz de yani eski usul Arapça öğrenimi artık gitti. Şu yeni usulde ben size teknolojinin bir iki aracını göstereceğim. İnşallah çok faydalı olacaktır. Şöyle ehlak Nebi adlı parçaydı. Ben inceledim. Bugünkü çalışma kelimeler üzerine olacak. Hemen başlığımı da yazayım. Kelimeler. Bugün kelimeler üzerinde çalışacağım. Kelime nasıl e, incelenir? Ama Bir metni okurken anlamadığın bir kelimeyi nasıl e, anlarsın? E, hangi argümanlar sana yardımcı olur? Onu göstereceğim. Kelimatu ed dersi. Dersin kelimeleri. Şunların hepsini ben inceleyeceğim sözlük programıyla. Seciye kelimesinden başlıyorum. Şöyle sözlük programım benim Mocamul Arap. Şurada hemen Seciye yazıyorum. Tabi çok güzel bir özellik denir. Kelimenin kökünü yazmasanız da olur. Şöyle Seciye Tun yazdım. Bakın burada secis, Bunu aramıyorum. Bu aradığım kelime değil. Sicil değil. Seciye Tun. Bakın geldi. Bunu alıyorum şöyle ve okuyorum. Şimdi hepsi Arapça diye çekinecek bazıları. Ya hocam işte bir, bir tek rakamlar Türkçe e, değil. E, i̇çine girdiğiniz zaman şu kelimenin e, anlaşılması için daha basit kelimeler kullandığını göreceksiniz. E, Cemu secaya yani bunun çoğulu seciyetin kelimesinin çoğulu secaya ve secaya on, mutlaka arkadaşlar bir kelime ezberleyince mutlaka çoğulunu da ezberleyin. Bu, bu alışkanlık haline gelsin. Eğer isim ise çoğuluyla birlikte fiil ise onun mazisi, muzarisi ve emri bir de mastarı. Bu yani emri çok önemli değil. Çünkü muzariyi bilsen emrini de bilirsin. Mazi, muzari ve mastar. Bu üçlüyü lütfen unutmayın. E, fiil ezberinde bu üçlü. isim ezberinde müfret ve cemal. Evet çoğulu secaya. Seciyat da gelir çoğulu. İki çoğulu gelir. Sece Kökü secevedir. Burası önemli. Vavi bir e, kelimedir. Yani son harfi vav'dır ki. Burada ye'ye dönmüş. Ye'ye dönmesi sebebi buradaki kesradır. E şimdi örnek getirecek. Manalarda birinci mana, ikinci mana diye gidiyor. Birinci mana. Terekkehu ala seciyeti. Onu seciyesi üzerine bıraktı. Ne demek yani? Ala tabiatihi. Yani onu tabiatı üzerine bıraktı. Demek ki seciye nedir? Tabiattır. İnsanın tabii yani fıtrattan, yaratılıştan gelen özelliğidir seciye. Terekkehu ala seciyeti. Onu seciyesi üzerine bıraktı. Yani tabiatı üzerine bıraktı. Ettesaguru deva-u en nefsi ve seciyyetu ehli el basireti fi dünya ve dini. Evet. Yani ettesagur. Tesagur, deva nefsi. Nefsin şifasıdır. Nefsin ilacıdır tesagur. Hemen tesagur kelimesini de şuradan hiç ayrılmadılar arkadaşlar. Ben hemen çok şükür ikinci bir sözlüğüm de var. Böyle bir de takılı kalsanız hemen ikinci kanal sözlüğe geçelim ki o sözlük daha e, Türkçe olduğu için sizi daha rahatlatır. Tesagur yazıyorum. Kendini, ha, tamam yani mütevazilik, aciz gösterme. Yani sagir kelimesinden geliyor. Sagir yani küçük. Tesagere, kendini küçük göstermek. Bunun masterıdır tesagur. Hemen geliyorum tekrar e, monceme. Şimdi ne dedi? Et tesaguru, yani kendini küçük görmek kendini aciz görmek, haddini bilmek, mütevazilik, devaun nefsi, nefsin e, şifasıdır. ve seciyetu ve bir de seciyesidir. Kimin seciyesidir? Kimin tabii özelliğidir? Kimin fıtri özelliğidir bu tas tasavvur tesagur? Seciyyetu ehlil basireti. Basiret ehlinin seciyesidir bu tesagur. Yani kendini küçük görmek. Fi dünya ve din dünya ve de din noktasında basiret ehlinin seciyesidir. Bir de nefsin devasıdır, ilacıdır, ettesagur. Et Bakın ne de güzel böyle bir örnek de verdi. Böyle seciye kelimesi oturuyor. Beynine işler. İkinci mana Yetahalla bi secaya nebiletin. Yani bi ahlaki nebiletin. Bana burada nebile kelimesi lazım. Nebile hemen bakalım arkadaşlar nebiletin soylu ha güzel soyluluk şereflilik demektir. Tamam köklü tamam köseciyeti nebiletin köklü seciyeye saygın anlamına da geliyor nebile soylu kadın anlamına da geliyor. Şöyle hemen tekrar sözlüğüme dönüyorum. Ne demiş? Yetahalla bisecaya nebiletin. Yani e, işte soylu e, kimsenin işte e, köklü kimsenin secayasıyla yani e, ahlakıyla e, ahlak, e, ahlak ahlakıyla evet secaya e, yetahalla e, işte faydalanıyor yetahalla bir secaya ne yani işte tatlı bir şekilde faydalanmak. Ben yine de bakayım arkadaşlar. Çünkü halva kökünden geliyor. E, direkt tahalla yazarsam yeter. E, bunu hemen y yapıyorum tahalla be nitelendirmek e, tanımlamak simge süsleme zinetleme bezenme hmm, tamam yani yettia süslenir bezenir donanır anlamına gelir bir secaya nebiletin soylu kimsenin ahlakıyla e, donanır öyle diyelim Tamam güzel cümlemiz oturdu yethalaa donanır süslenir bir secaya nebiletin nebilenin secayası yani soylu kimsenin ahlakıyla ahlaklanır anlamında burada yetehallayı ahlaklanır bezenir süslenir anlamında e, alacağız. Tabi yetehalla B harfi ile kullanımı söz konusudur. Bizim tavakku programı onu da söylüyor. Şöyle bakın yukarıda yetehalla bu e, mazidir. Yetehalla muzaridir. Yetehalla B yani nitelenmek ve vasıflanmak Yere nitelendirmek manası da var. Vasıflanmak bakın. Dolayısıyla işte e, nebilenin yani soylu kimsenin e, ahlakıyla vasıflanır. Bu muzalidi bunda geçelim. Demek ki seccaya'nın bir özelliği de ahlak demektir. secaya budur arkadaşlar. Başka sözlere de bakabiliriz. Bakın hemen yanına geldim. E, yani hemen hemen aynı manaları tabi verecektir. Bazen şöyle seccaya burada bakın. İşte çoğulu seciyat, secaya gelir. Tabiat, huluk, ahlak. Tabi huluk ahlaktır. ahlak çoğulu. Huluk, e, sıfatun, fıtriyetun. Fıtri sıfat anlamına geliyor seciye. fil insan, insandaki fıtri sıfat. Etlaqen nefse ala seciyetiha. Nefsi seciyesi üzerine tuttu. Öyle diyelim. Kâne es-sıdku min seciyetihi. Sıdık, doğruluk onun seciyesindedir. Seciyesindendir. Yani onun ahlakındandır anlamına gelir. Ve men zellezi turda secayahu. Kim ki onun secayası, yani onun ahlakı turda e, kabul edilirse, kulluha, e, yani hepsi e, kabul edilirse, kefal mer'e nüble. E, kişiye kök olarak, saygınlık olarak yeter. Yani insanın eğer ahlakı turda ise, razı olunan bir şeyse, insanın secayası ahlakı, kefal mer'e Nübla. Ona e, yeterlidir. E, Nübla kök olarak, saygınlık olarak ona yeter. En tuadda mua en tuadda ma'ayibuha. Ma'ayibuhu. Evet. Men turda ala seciyeti hamidetin. Hamide bir seciye üzerinde. Yani ma istakara aleyhi tab'uhu. Yani ve sebete. Onun tabiatının üzerinde istikrar ettiği, sabit olduğu şey demektir Seciye. Yaqulu eşşe'ru eşşe'ru Seciye yani telkai telqaiyen ve afviyyen. Burayı geçelim arkadaşlar. Yani genel olarak Seciye'yi bu şekilde inceledik. Çoğunu öğrendik Secaya ya da Seciyat. Şimdi Eaf kelimesine geliyorum arkadaşlar. Eaf. Eaf'in kendisi Tabi iffetten geliyor. Ben e'af şeklinde yazarsam sözlükte çıkmayabilir. Şöyle bakın e'af. Çıktı e'affe. Bakın ilk kelimede çıktı hemen. Bu tabi mu'icamın lügatı. Arabiyetin muhasır. Muhasır Arapça sözlüğüdür bu. E'affe yu'ifu e'afif. E'if bunun emridir. E'afafen. O da onun yine maslarıdır arkadaşlar. Fe ve mu'if. i̇sm fa'il ve'l Ve mef'ulü ise mu'af. Onun da ismi mef'ulüdür. Bakın ne kadar güzel. Bir fiil var ortada. Affe fiil. Tabi buradaki fiil değil. Bu affu yani en iffetli anlamına gelir. Şimdi burada affe fiil olmasa sebebiyle muzarisini de hemen öğrenmeniz lazım. E'affe yu'ifu. E, bunun mastarı da i'fafen şeklinde gelir. Artık zaten siz muzarisini bildikten sonra mu'if bunu da bilirseniz. Muaf bunu da bilirseniz emrini de e'if bunu da inebilirsiniz. Çünkü bu ifal babının bir sistemidir. Yani bir kişi ifal babını bildiği zaman e, kelimenin mazi muzarisini bilmesi temasları da gerektiği için bazen onu da bilmesi lazım. Mazi ve muzari bilince diğer ismul fail, emir, isim onlar beraber gelir. Sistematiktir çünkü onu var. E, bunu da şöyle hemen gördük. Manasına gelelim arkadaşlar. E'affe Allahu. E'affe Allah. Allah onu e'affe yapsın. Yani cealahu afifen, yani onu iffetli kılsın anlamına gelir. Ey mütecenniben li seyyil kavli. Yani kötü sözden onu uzak tutsun Allah. Vel fiili, bir de kötü fiilden. İnsanın iffeti nedir? Kötü söz ve kötü fiilden uzak durmasıdır iffet. E an irtikabil hataya. Allah onu hataların irtikabından affe yapsın yani onu iffetli kılsın. Ee, Affehullahu biz zavacı Allah onu e, evlilikle iffetli kılsın. Yine bir hepsi dua anlamındadır. Affa aradığım kelime değil. Aff. Şurada bir, bir de buraya bakalım arkadaşlar. A affe e, fiil rubaidir. Rubai bir fiildir. E, dört harfli bir fiil yani. E, müteaddidir. Yani kendisine mef'ul alır. E, mesela a'feftu. Ben a'fef yaptım. E, a'if, ben a'fef yaparım. Bu arkadaşlar. Mazi a'feftu. Bu tabi e, değişik bir e, sistemde bu sözlük bu işi ele alıyor. Mu'cemül e, gına. Bu sözlük gani. Mu'cemül gani. Bu sözlük e, direkt size maziyi işte a'fe yu'ifu diye getirmiyor. Mazinin e, nefsi mütekeli muhtesini getiriyor. A'feftu. Ben a'fefe yaptım. İffetli e, yaptım. Ee, i̇şte e'iffu, iffetli yaparım. E, mastarı iffaf şeklinde gelir. Örnek, e'affehullah. Allah onu e'affeh yapsın. Yani cealuhu afifen. Onu iffetli kılsın anlamına gelir. Tabii başka sözlükler de bakılabilir. Şöyle baktığımız zaman e, burada da Elmer elmer'etu. Bunun mühendisi i'fafen. E, Şöyle, e, e, bunu mühendisi yapmak için e'affetu diyeceksiniz yani bir kadın için afetu saret zat saret zate iffetin evet, yani bir affeti şu te arkadaşlar bu fiilin sonuna geldiği zaman bu tenis tahsidir arkadaşlar ve kesral olmasının sebebi buradaki elif lamla bitişeceği için yani şöyle affe iffetli kıldı affet o müennes iffetli kıldı affettil mer'etu. Yani bir kadın, şey kadın iffetli kıldı. Ne demek yani? Saret zatte iffetin. Burada affe artık e, mef'ul almıyor kendine. Burada bir halden bir halde başka hale girme anlamına geliyor. dolayısıyla burada lazımidir arkadaşlar. Affel mer'etu yani kadın iffetli oldu anlamına gelir. Ama biz e'affahullah dediğimiz zaman Allah onu iffetli kılsın anlamına gelir. Yine aynı e'affadır. Lakin o mef'ul alıyor. Bu ise almaz. Demek ki failine göre mef'ul alıp almaması söz konusudur. Burada lazım bir fiildir. E'affel mertu, yani saaret dönüştü o mer'e o kadın zate iffetin iffet sahibi olduğu anlamına gelir. E'affetil mertu. E, <laughs> af, bak burada hu gelmiş. Çok güzel bir sözlük. Bu hangisi? Muhit adlı sözlüktür. Hu'yu getirmiş. Yani hu'yu buraya yapıştır anlamına getiriyor arkadaşlar. E, <laughs> Allahu. Allah onu e'affe yapsın. Bize, ben şu anda size sözlükten faydalanmayı da aslında gösteriyorum. E'affe <laughs> hullahu. Ne demek? Ce'allehu <laughs> afifen. Allah onu afif kılsın anlamına gelir. E'affe hullahu ani irtikabid dünya şey denaya alçak şeylerin irtikabından Allah onu iffetli kılsın. Evet güzel. Burada da demek ki şu eklerle sözü istimal edebilirsiniz. Başka sözlere gerek yok. İffeti de hallettik. Bunun e, fiil olması sebebiyle affe muzarisi yu'ifu masları da ifaf olarak aldık. Tabii bunları hemen ben yazayım. Size de yazmayı tavsiye ederim. Şöyle iki kelime öğrendim. Bunu yazacağım arkadaşlar. Bana 3 sütun yeterli. Şöyle. Tabi. Evet Arapça şu an. Şurada 14. şurada e, bir isim öğrendim. O isim seciye kelimesiydi. Önce onu yazayım. E, şöyle seciyetün bunun çoğulu secaya bir, bir başka çoğulu da bunun e, şöyle onu da hemen yapayım. Seciyat. Evet, Seciyat. Fiil öğrendim. O fiili de yazayım. Mazi Muzari. Bir de onun e, emir şey e, mastar halini üçünü beraber e, orada gördüm. Şunu bir onu yazalım. E, fiil Eaffe. bunun muzarisi yu'ifu mastarı da i'faf genelde mastarlar sonuna bir elifle elif desteğiyle mensup yapılır i'fafen e, fiillerde dediğim gibi mazi muzari bir de e, mastarını ezberlemeniz gerekiyor kut kelimesini inceleyelim kut kelimesi şöyle kutun İlk sözlük genelde mu'camul gani ya da mu'camul e, lugati arabiyetel muasira bu daha sanki kapsamlı bunu inceleyelim. Kut kut e, şöyle kaut şeklinde geliyor kavtun. Eee masdaru qate. Qate'nin bu değil. Yani eee qate bir fiildir arkadaşlar. Kavt da onun masdarıdır. Şöyle ekvat müfredi çoğulu ekvat rızık demekmiş. Güzel. Ben aradım bu. Ma yekuluhu'l insan insanın yediği şey ve yaşa bi ve onunla yaşadı ve kadar fiha akwataha ayeti kelimedir as salatu kutun nufus namaz nefislerin kutudur yani nefisler yaşu bihi yaşu bi salati namazla yaşar nefisler İnsan namazla yaşar anlamına gelir gıza uha yani nefislerin buha nefislere gider arkadaşlar نفس برا دا جميت تكسير ومقاصب إلى مفرد معنى سُكْمُدَدْر، وغذاؤها يعني yani نفسين غذا غدasıdır. كاسب القوت ندم كاسب القوت من يكون دخله هو المصدر الرئيسي لإعالة لعالة من يعتمدون عليه في معيشتهم. يعني evet, yani كاسب القوت قدو كسبدا دن قدو كزنان Ee, şöyle herhalde bir fiil olarak işte kavvete şeklinde bir fiili de var. Kavvete yu ne demek? Kavvete al fakire. Ee, yani fakire kavvete yaptı. Ne demek? Atamehu. Yine kut kelimesiyle bağlantılıdır. Ma yesuddu arremeke. Yani o e, fakiri işte e, yedirdi anlamına gelir. Kavvete şeklinde yapılırsa. Ta kavvete nedir onu da okuyalım arkadaşlar. Bu da onunla bağlantılı bir fiil takavvete be harfi cerri ister takavvete takavvete bil khubzi ve lahmi ekmek ve etle takavvet yaptı yani ikta biha -ya, bihima onlarla beslendi ikta yine de kelimesi de kut kelimesiyle bağlantılıdır yani ekelehuma. ikisini yedi yetaqavvatu bil kefaf evet bu kefaf da yani işte e, tok e, gözlülük, kefaf ya da kanaat, kararlılık öyle diyelim. Yata onunla tok oluyor. Bu şekilde kutun çoğulu da ekvat şeklinde herhalde onu e, şöyle göstereyim. Kut ya kutu e, takviyetin ilk kelime herhalde budur. Müfret. Çoğulu ekvat. Evet. Kutun çoğulu ekvat. Yani benim için çoğul önemlidir bir isimde. Onu öğrendik. E, katun bu değil. Kut burada var. Cem'u ekvat. K T kök harfleri. Yebhasu an kutihi. Yani işte arıyor. Yebhasu <laughs> an. Arıyor. Neyi arıyor? Kutihi. Kutunu arıyor. Yani geçimliğini. Ma <laughs> yekuluhu el kainu el hayyu. Yani diri kimsenin yediğine kut <laughs> denir. Ve yektatu bihi. Onunla beslenen. Yani onu yiyen ve onunla beslenen şey e, kut buna denir. da geçelim arkadaşlar. Bu sefer hasafe kelimesi hasafe bir fiil olmak üzere benim için mazi, muzari bir de e, onun mastarı önemlidir. Hasafe. E, kök harfleri ha, bir de f'dir. Fiilü sülâsi lazımdır. Lazım bir fiildir. Kendisine e, normalde şey almaz, nesne almaz, meful almaz. Hasife tabii şeklinde hasafe değil, hasife. Tabii burada e, ee, önemli bir nokta. Bu hesefedir arkadaşlar. Ortası fethalıdır. Ortası kesralı değil. İşte hemen mana değişiyor. E, olsa nedir? E, hesife Mastarı hesef. onun mastarıdır. Böyle bir manada e, hesife yaksefu. E, Bu ne demek? khasife sevb. Mesela yani eşbehe levnuhu levner ramad. Ramada bakalım arkadaşlar. Yani elbise khasife oldu. Ramad onun rengi ramada döndü galiba siyah kül tamam elbise temizde kullanılan kül kül rengi elbise kül rengine bozardı anlamına geliyor gri oldu maddetun ramadiyetun gri duman şöyle zibun ramadi gri kurt Gramat zaten gri renginin adıdır arkadaşlar demek ki bozardı diyeceğiz hemen gelelim hocama örneğimiz kasife sevbu. Buradaki hasife demek ki ne olacak? Eşbehe levnuhu levnel ramadi. Onun rengi bozardı. Yani boz, bozarmış renge benzedi. Öyle diyelim eşbehe. Ya hasife el ve nehvuhu. Yani ibyaddat hasire tahu. Hasir onun tırnaklarıdır. Hemen bakalım hasire. Böyle hatırlıyorum. Hasiretun. Evet, onun beli anlamına geliyor. Bakalım. Hasifel feresu ve nehvuhu. İbiyeddet hasire tahu. Yani hasire <laughs> tahu onun işte iki sırt, yani sırt kısmı, arka tarafı beyazlaştı anlamına gelir. Herhalde bu atın e, ihtiyarladığını alamet olarak öyle kullanılmış bir kelime olabilir. Hasifel feresu. Nasıl ki hasifel bu elbisenin bozardığı anlamına geliyor. Bu da öyle. ama hasefeye gelelim arkadaşlar. Şimdi siz sözlüğü kullanırken demek ki hareket çok dikkat etmeniz lazım. Hareket hasife değil. Hasefedir. Bakın burada hasefe. E, Peygamber aleyhisselatü vesselam hasefe yapıyor kendi elbisesini. eğer hasife de okusan bu sefer bozardı anlamın olacaktır. Öyle değil. Hasefe. Fiilun Fiildir bu kesefe. Sülasi bir fiildir. Lazımidir. Yani mef'ul almaz. E, Müteaddim bir harf. Harf ile müteaddi olur. harf e, harfi cer ile kullanılsa bu e, mef'ul alır. Mesela keseftu, onun e, tabi çekimleri, keseftu mazi çekimidir. Ben kesefe yaptım. Ah-sifu. Demek ki bunun muzarisi yeh Öbürü yeh idi. Bakın. Khase, Yeh-sefu'dur. Kesefe bu. Kesefe yeh tersidir arkadaşlar. E, İhsif emridir. Masları da khasfın. Yukarıdaki maslar neydi? Hasef. Hasef, Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir cezim halinde, bir yani cezimin e, işte bozularak fetha yapılması hemen manayı değiştirir. Hasef ayrı bir mastardır. Hasfın ayrı bir maslar. Mesela e, hasefetin yani deve hasefet oldu. alqat Elkat Fi

Hesefe ile aynı köktendir mihsef. Zaten mihsef hesefeden alınmıştır. E, İsmi alettir bu. Mihsef. Hemen e, silme özelliği, silme manası var hesefenin. Ben e, burada kereze kelimesini tabi tavakkuya, bu sözlükten ayrılmamak için e, tavakkuya gideceğim. İki sözlüğü beraber kullanmak çok istifadeli olabilir arkadaşlar. Ben şöyle kereze. Bakalım nedir kereze? gâreze şurada delmek anlamına geliyor. Benim omurilik boncuk gâreze dikmek. Güzel. Olabilir. delip dikmek. Tamam. Hasefe ayakkabısını temizleme değil. Dikmedir arkadaşlar. Subhanallah. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayakkabısını dikmiş. Dünkü metinde düzeltiyorum. Silme diye orada kullandım. Dikmek. Kesefe <laughs> dikti. Yani kereze. Delip dikmek. Tamam. Güzel oldu. Çok hoş. İşte kesefeyi böyle e, inşallah bir daha unutmayacak şekilde. Kesefen <laughs> ne'al yani kereze. Onu dikti. Bil mihsef. Mihsef dikim e, aleti. Hatta onu da hemen tavakkuda bakalım arkadaşlar. Mihsefe tavakkuda bakalım. Mih Sağ Kunduracı, yani Kunduracı'nın yaptığı e, şey, şöyle. Hasefe'ye bakalım. Ayakkabı onarmak. Evet, e, dikmek, onarmak anlamına gelir. E, Tabi, kasefe ala, yeksifu, yapıştırmak anlamına da geliyor. Evet, güzel. Bunu da geçelim. Hasefe ile ilgili detaylı bir çalışma yaptık. Tabi mazi muzariye maslarını söyleyeyim arkadaşlar. Kasafa yaksifu kasfen. Kasefen değil. Kasfan. Ee, i̇kinci mana bu. Üçüncü manası kasafa al e, uryanu el ala bedenihi. E, i̇şte çıplak kişi e, yaprağı bedeni üzerine kasefe yaptı. Yani el zekahu. Yani yapıştırdı bihi e, bedenine. Burada hi bedene gider arkadaşlar ala bedeni yani elzaqahu yani yaprağı elzaqa varaka bi yani bedeni yani yaprağı bedene yapıştırdı anlamına gelir. Hasefenin an bir manası yapıştırmak. Zaten tevakkuda da yapıştırma kelimesi geçti. Bu Araf suresi ayet 22'de ve tafika yahsifani aleyhima min varaqil cenne. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de de hasefe fiili geçiyor. ve tafika yahsifani aleyhima min varaqil cenne. Babamız Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'nın e, Bahsedir e, orada cennette e, yapmışlar. Yani varakil cennet, cennet yaprağını e, üzerlerine yapıştırmışlar. Dördüncü e, mana. Hasefe ala nefsihi sevben. E, bedenine, nefsi burada beden manası. Ne bedenine elbiseyi hasefe yaptı. Yani cema'a ya beyne tarafeyhi bi'udin ev bi'kaytin. Yani elbisenin iki tarafını, işte elbiseyi mesela dikişsiz bir elbisedir, sevk. Onun iki tarafını ya Ud bir işte küçük bir bitki bitkinin işte ip olarak kullanılan cinsi Ud öyle diyelim. Ya da bir kayıt ya da iple o elbiseyi dikti iki tarafını o anlama gelir Kesefe. Kesefe şey'e ile şey'i bir şeyi bir şeye Kesefe yaptı yani demmehu ileyhi onu ona ekledi anlamına gelir Kesefe. Ondan sonra Kesefe el ketibete yani kesefeha. Ketibe kelimesini şöyle tavakuya bakayım. Üç dakika sonra dersi bitirebilirim. Ketibe hmm, Evet. Bölük demektir. Tabur. Askeriyedeki tabur. Ketibe. Şimdi gelelim metnimize. Evet. Kesefe'l ketibete. Kesefe'ha. Evet. Galiba kesef. Yani Orduyu yerin altına gömme anlamına gelir. Bu bir azaptır. Azap çeşididir. Ben kesefe kelimesine baksam hemen çözerim. Kesefe. Ee, yoğunlaştır, sıklaştırmak, sık olmak, gürleştirmek, yoğunlaştırmak. Tamam. Yani taburu sıklaştırdı. Güzel. Kesefe burada sıklaştırma. Yok etme değil, sıklaştırma. Yani kesefel ketibete taburu, asker bölüğünü kesefe yaptı. Yani onları kesefe, onları kesif yaptı. Kesif diye Türkçe'de de var kesif madde. Yani yoğun anlamına gelir. Yani askerleri bir araya topladı anlamındadır kesefe. Kesefe kademehu bi kademi. Ayağını onun ayağına kesefe yaptı. Yani meşa ala eseri. Yani onun peşinden gitti anlamına gelir kesefe. Bir nevi onun bastığı yerlere o da bastı. Yine yapıştırmakla alakalı bir mana kesefe yutbiku yani mevti'ahu ala mevti'ihi kendi mevt şöyle mevt kelimesi yeni bir kelime olarak e, tamam vatan yani mevti'e ayak izi mevt olsa vatan yurt edilmek mevti'e olursa ayak basma ayak basacak yer yani ayak e, basacağı ayağının bastığı yeri onun ayağının bastığı yere denk getirmek demektir hasefe. Hasefe kademe bi kademi yani yutbiqu itbaq yani tabi kıldı ona mutabık kıldı. Mautiehu ayak izini ala mautihi onun ayak izine tabi kıldı anlamına gelir. Son manayla söyleyip bitireyim arkadaşlar. Hasefe'r raculu fil hammam. Evet adam hamamda hasefe yaptı. Yani setere avretahu biyedihi. Yani eliyle avretini gizledi anlamına gelir hasefe. Gerçekten güzel oldu. E, diye bir azap var. Öyle zaman o sin harfi dedir. Onu da hemen görüp e, bitireyim hasefe. Hasefe fiil lazım. Haseftu şöyle hasefe davu. Nakase onu e, kesti anlamına gelir. خسف بدنه يعني هزل هر... هزل خسف لونه تغير ديش ديش مكتر خسلا خسلا الرجل جاع من الولد أزله وحمله ما يكره يعني إشتى شجون سامدي شيء أنا يكلدي الله من خسف الولد hasafa <laughs> bi'ra yani hafereha fi hicaretin onu bir taşın içerisinde fi hicaretin bir taşta onu bir kuyuyu deldi bir taşın içerisinde bir taş kuyuyu delmek anlamına gelir fannaba'at bir ma'in kasiratin kesirin la ya'rifu inqita'an yani kesilmek bitmek bilmeyen bir su nebaat döküldü. Yani çıktı o kuyudan. Demek ki haferaha e, kuyuyu e, kazdı fi hicaretin taşın içinde fe nebaat bima'in bir su çıktı ki kesirin öyle çok ki la ya'rifu inqita'an kesilmek bilmeyen bir su. Evet bu şekilde xasfe't el-erd yani garet bima aleyha işte ben aradım budur xasfe't erdu arz xasfe yaptı yani garet bima aleyha üstündekileri yuttu Kasif azabı var yani bazı kavimler kasif olmuş hemen e, onu şöyle garet kelimesine bakayım dersi bitireyim garet Gare şöyle batmak anlamına geliyor. Tamam. Gare yeğuru toprağın içine girmek. Yere girmek. Yani yere batırmak. Hasif yere batırmadır. Yere batırma azabı. Yani gare yeğuru gavren. E, bakın bizim tavakku sözlüğü de bu şekildedir. Mazi, muzari, masları beraber inceliyor arkadaşlar. Yani demek ki fiillerde siz kesinlikle mazi, muzari, masları beraber incelemeniz gerekiyor. Bu alışkanlığı edinin. İnşallah bu şekilde bir iki sözlüğü ben tanıttım. Hem de böyle detaylı bir kelime incelemesini de yaptım. Bu bir metodik bir çalışma olduğu için işte ya biz bu dersi dinledik hoca sadece dört tane kelimeyi bize anlattı demeyin. Ben size külli bir metodik çalışma benimsetmeye çalıştım. Umarım bu metot olarak size fayda getirir ve alır yürürsünüz bu meseleyi. Diğer çalışmaları siz kendiniz böyle incelemeye tabi tutabilirsiniz. Şu sözlüklerden Mu e, Muhcemül Arap adlı sözlük. Bundan çekinmeyin. Arapçayı gözünüz korkutmasın. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu, burada mesela tam gönlüne göre bir mana bulamadıysan bu sözlüğe bak. Burada bulamadım buna bak. Şuna bak. Böyle çok muteber sözlükler var. Ha, en sonunda hatta Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere kelime. Mesela Kur'an-ı Kerim'de khasife sinle geçiyor. Nehsifu bihim. Yani nugayyib hum fil ard. Yani onları yere batırırız. Bakın nehsifu bihim. Ayette geçiyor Sebe suresinde. Onları yani yere batırırız anlamına geliyor Kur'an-ı Kerim'de geçiyor khasife. Bakın bu da yine tefsirler bu sefer. "yaxsifu", Yaksifu. yine Kur'an-ı Kerim'de geçen khasif ile ilgili kelimeler bunları tefsir, kısa kısa tefsirler yapmış. Bu da okunabilir. Ben burada dersi bitiriyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Bu videoyu ben hem kanala hem de YouTube'a da atacağım. Sonradan izlemek isteyenler faydalansın. Vallahi vakit kalmadı. Elini kaldıran var. Maalesef.